Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba. Sizi paçadan açıyorum bu vlogda da. Bugün menüde hemen gösteriyorum. Zeytinyağlı, mis gibi Ege usulü yaprak sarma var. Arkadaşlar bakar mısınız şu için güzelliğine? Mis gibi yeşillikler, domatesler, salça, bol bol zeytinyağı ve sezonu yeni böyle asma yaprakları var. Tepsilerimiz hazır. Bizim düzeneğimizi biliyorsunuz zaten, artık hep sarıyoruz. Oturduk şimdi böyle bahçede mis gibi, akşam için yaprak sarmalarımızı yapacağız. Yanına da salata yaparız. Çorba tarzı bir şeyler. Bu akşam böyle hafif zeytinyağlılarla geçsin istedik. Zaten maşallah teyzemin eli çok pratik. Çabuk sarıyor. Annem, ben de eşlik edeceğim. Hızlıca sarar bitiririz. Küçükleri de sarabilirim, fark etmez. Abi burcular 500 kişilik sarmış, gördün mü anne videosunu? Evet. 500 kişilik sarmış. Ay, çok yaşa. Düğün varmış galiba, ben de videoda gördüm. Komşular oturuyor. De öyle sarıyordu biliyor musun? Hani biz gidiyorduk hani. O örselliler böyle düğün yemekleri sarmaydı. 500 kişilik de ya, bilmiyorum, çok zor. Bir de böyle kalem gibi sarmışlar. Ben dolma gibi. Bak şu tanelerine nasıl güzel gözüküyor şu pirincin, ama tadı yok. Dedim pilavı olmuyor, pilav olmuyor. Çok lezzetli olmuş ama. Ben de tadacağım şimdi. Ulan salça, yarım kavanoz salça koyduk. Dünya domates var zaten teyze. Hiç zaten beyaz sevmem yani. Beyaz sevmezsin. Hiç olduk renk. Evet, bizim güzel oluyor. Zaman. Kimisi yapıyor bembeyaz. Ya damak tadı ama böyle. Ben şey koyuyorlar değil mi? Üzüm koyuyorlar, kuru üzüm. Evet, evet. Kuru üzümü beyaz. Kavuruyorlar pirinci. Evet, evet. Şeyde İstanbul usulü. Öyle koyuyorlar. Kavurarak ne oluyor? Böyle bir sarma mı? Teyzem de benim gibi çok canlı çiçek sevmiyor açıkçası. Eniştem de ona ilk evlendiklerinde çok fazla canlı çiçek alıyormuş. O da benim gibi işte canlı çiçeğe verilen paraya acıyor. Yani hani bu gene toprak bitkileri olur da diğerleri mesela. İşte gülü de kurtursunuz ama bu çürüyüp gidenlere ben çok üzülüyorum. Hem çiçeği dalından koparıyorlar. Hem boşuna para veriliyor. O yüzden bilmiyorum, biraz farklıyım herhalde. Teyzem de var benim gibi. Kahvelerimizi de koydum. Şimdi şöyle güzel bir keyif yapalım balkonda. Evet. Kahvelerimiz geldi. Şimdi böyle bu güzel manzara. Günaydın herkese. Evet, teyzem de dediği gibi yine hamur işi, gene pişi. Teyzem böyle dedik, sabah kahvaltısında işte değişik bir şeyler olsun, pişi yapalım. Ben sade seviyorum biliyorsunuz. Onlar içli seviyor ama benim için teyzem sade yapıyor şimdi böyle. Onlar da sade yiyecekler. Bir yerden pıt pıtlıyor teyzem yoğurdu, hamuru mayalanmaya bırakmıştı. Şimdi de böyle yerleştiriyorlar. Birazdan da kızartma operasyonu yapacağız bunlara. Şöyle tezgahın üzerinde açıyor, pıt pıtlıyor. Sonra da kızartacağız. Teyzemin zaten hamur işleri efsane olur. Böyle buluşmuşken de gene es geçmeyelim dedik. Bayağı bir yapacağız. Yanına da mis gibi kahvaltılık. En güzel kahvaltı yazın bizim için. Şöyle. Hamurunda neler var teyze? Un, tuz, maya. Evet. Bir de şeker. Şeker. Bu kadar malzemeleri de. Göz kararı yapıyor böyle. Yumuşak bir hamur oluyor.
Bu şekilde böyle derin yağda kızartıyoruz yüksek ısıda. Mis gibi pişilerimiz pişti. Bakar mısınız şunlara? Pofuduk pofuduk olmuş ya. Dumanı da üzerinde. Mis gibi kokuyor. Kalori falan insanın umurunda olmuyor. Şöyle domates, biberli bir sos var teyzemin. Lütan sosu çok meşhur. Balkan soslarını bilenler bilir. Ama bu tamamen böyle organik ev yapımı. Dünden sarmış olduğumuz yaprak sarmalarımız vardı. O da güzel gider yanında. Ben iced tea içerim. Onlar normal çay içerler. Şimdi artık bizim için vakit keyif vaktidir. Şöyle serin serin çok da güzel esiyor. Birlikte kız kıza kahvaltımızı yapacağız. Bize afiyet olsun diyorum. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da sabah annemle bir kahve içmiştik ama bugün günlerden perşembe. Ay o kadar esiyor ki peçetelik düştü. Tarçınlı kahvelerimizi içeriz. Şimdi Instagram'da gördüm Melis'ten. Unutmuştum. Onu yaparız. Yani böyle güzel, keyifli bir gün geçer. Akşam üstüne doğru da marinaya ineriz. Ya da denize ineriz. Tabii siz de bizimle geleceksiniz zaten. Bize şimdilik afiyet olsun. Ay sen benim maşama benziyorsun aynı sarı kuş ya. Gel aşkım. Gel anneciğim, pamuk gibisin aynı ya. Kaçma kaçma. Gözler çok güzelmiş maşallah sana. Oyun mu istiyorsun? Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz. Videomuz kaldığı yerden Foça'da devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Doğukan, annem, ben ve teyzem birlikte çıktık. Ve Fatih abimin dükkanına doğru gidiyoruz. Orada da çok güzel hediyelik ürünler var. Size çekmek istedim ama videoyu böyle bu güzel muz ağaçlarının olduğu kapıda başlatmak istedim sizin için de. Çok güzel gözüküyor dışarıdan da. Şöyle biraz burayı da alalım. Hemen ilerlediğimizde zaten sokağın içinde Fatih abimin dükkanı var. Orada çok güzel hediyelikler var. Ben zaten kendi evimin bahçesine bu istiridyelerden almak istiyordum. Hem size de gösteririm. Hatta İzmir'den çok takipçim var. Yazanlar da var. Ezgi sen bensin. Ezgi biz çok biziz falan diye hatta. Çok teşekkür ediyorum hepsine de tekrar. Buraya geldiğinizde de benim selamımı da söyleyebilirsiniz. Kuzenim de bence elinden geldiği kadar yardımcı olacaktır indirim yapmak için. Sonra da Doğukan bence gene ablasına güzel bir soğuk kahve ısmarlayabilir Marina'da. Afiyet olsun şimdi. Sonra bir de akşam yemeği de olabilir. Yani kardeşler böyle günler içinde. Neyse hadi bakalım, böyle keyfimiz yerine Mahir'le de konuştum. Maşallah onların da keyfiymiş. Aklımda kalmadı. Burada da çok motor var. Aklımda onlar da kalmadı gibi. Gidelim şimdi tekrar. Evet, benim altın kızlar gelmiş, oturmuşlar bile. Abim de burada. Dükkanı hemen size göstermek istiyorum. Fatih hediyelik olarak geçiyor bir kere öncelikle. Şimdi şöyle bir gireyim, abimle selamlaşayım, konuşayım. Ürünleri de tek tek çekip göstereceğim size. Evet, maşa var. Ay çok kızdı, çok kızdı. Şöyle göstereyim hepsini size tek tek. Şunlar falan çok güzel. 70 TL. Fiyatları da uygun. Şöyle bahçelere, balkonlara özellikle çok güzel olur. Uğur böcekliler var. Şunun renkleri benim çok hoşuma gitti bakın. Bunlar böyle biraz daha blue blanklar var. Kütahya işleri var. Bunlar çok tatlıymış. Şunlar olabilir bana. Mavi bir tane daha bana kanca asarsa çok iyi olur. Şöyle oyuncaklar var tabii yazlık yer olduğu için. Boncuklar var. Renkli. Abi bunlar çelikli mi? Şöyle Fatih abim de göstereyim size. Bahsetmiştim Manisa'da. Böyle bir kaza yaşamıştı. Ayağı çatlamıştı ama gene de işinin başında. Şöyle burada halhallar var. Bakın. Magnetleri göstereceğim zaten. Burada da böyle bir tezgah var. Ben şu tütsülerden falan alacağım. Hatta istiyordum uzun süredir tütsü. Ay tepsiler de gelmiş. Çok tatlı şeyler gelmiş. Anne kaşıklık alma şeyimiz vardı. Kaşıklıklar, foça küllükler var. Bunların hepsinden bizde var. Her sezon gelenlerden hemen seçiyoruz beğendiklerimizden. Şöyle çok güzel çelik takılar da var abimde. Ajda bileziği getirmiş. Anne Ajda bileziği getirmiş abim. Bak. Ajdalar var. Geçen akşam gece pazarında görmüştük ya. Bunlar çok güzel.
Evet. Şöyle. Şu tepsiler de benim hoşuma gitti. Balkonumda güzel durur. Burada böyle el örmesi çantalar var. Crocs süsleri var. Şurada. Şimdi dükkanın içine gireceğim. İçinde de çok güzel şeyler var. Şöyle. Olduğu yer o kadar güzel ki. Şuradaki şu duş kapanına bakın. Ve bunların ahşapları da var. Siz geçecek misiniz? Şöyle şunlar da çok güzel bakın. Gene burada da çok güzel duvar süsleri de var. Onları da göstermek istiyorum size. Özellikle bu çok güzel bir parçaymış bakın. Epoksi herhalde bunlar. Şöyle tekrar takıları da gösterelim detaylı. Bunlar zaten böyle hep el işi gibi duruyor bakın. Yani yazın en çok zaten boncuklar gidiyor. Fimolar falan da var. Şöyle şunlar var. Şöyle bir gold bir çanta dikkatimi çekti gene. Burada içeride de böyle. Gene süsler çok fazla bunlardan koymuş abim. Çünkü bunlar çok fazla gidiyor. Aslında ya çok fazla daha çeşit vardı biliyor musunuz? Bu hudanlıklar falan var. İşte bu tuz lambaları. O kadar çok çeşit vardı ki. Ama ayağı kırıldığı için çok fazla ürün almaya gidemiyor şu anda abim. Aa şunu da çok beğendim. Ama turkuazlıyla şunu alabilirim. Bu dükkanda olup da bende olmayan eşya yoktur herhalde. Çok seviyorum bunları da. Şöyle başka neler var. Gene kül tabloları falan da bakın böyle. Annem ve biz bunları dekor olarak kullanıyoruz. Kahve fincanları var. Şu balıklar da çok tatlı arkadaşlar. Özellikle şu mavi olan benim çok hoşuma gitti. Şu yeşil üçlü de çok güzelmiş bakın. Çok güzel, çok tatlı şeyler var gerçekten. Hepsini böyle abim tek tek seçiyor. Burada minik minik isterseniz şat bardağı, isterseniz kahve ya da su bardağı yapabilirsiniz. Kadehler var. Güzel yani. Bence yeni Foça'ya geldiğinizde mutlaka ziyaret edebilirsiniz. Hizmetleri de göstereyim size. Bakın arkadaşlar bunlardan da bende var. Bunlar da çok güzel. Her çeşit var. Böyle. Şunlardan çok alıyorduk ilk geldikleri sezon. Şu çıkış mıydı? Evet. Gene geldik. Çok güzel ya. Geçen gün ben çok beğendim. Güzel şeyler var. Tiramisu beyaz brownie. Şu çok iyiydi aslında ya. Bu çok iyiydi. Şu tart da güzel gözüküyor. Ya gene bundan alalım bence. Kruvasan dışı ekmek gibi. Onu yiyeceğiz. Başka bir şey yiyemeyiz sonra. Ama canım istiyorsan onu da söyleyelim. Evet. Selam tekrar. Akşam güneşini batırmaya geldik. Arkadaşlar yukarı çıkalım dedi. Doğukan yukarı çıktık. Çok güzel manzara. Foça'ya her geldiğimde tekrar aşık oluyorum. O kadar güzel. Şöyle soğuk kahvelerimizi aldık. Ben bu sefer değişik bir şey seçtim. Yine o günkü tatlı çok hoşuma gitmişti. Ondan aldık. Onu yiyeceğiz. Konuşacağımız çok şey var. İleriye dönük çok planlarımız var Doğukan'la. İnşallah hayata geçirmek de nasip olacak kardeşimle birlikte. Böyle geçirdiğimiz her gün her anı tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar sizlere de açmaya çalışıyorum. Çantamı soracaksınız biliyorum. Şöyle göstereyim şimdiden. Saadet annem almıştı bunu. Senede falan gelmişti hediye. Özellikle böyle marinalarda, yazlık yerlerde çok güzel oluyor. Neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Biraz bu güzel güneşte Doğukan'ı da fotoğraf çekerim. Kahvelerimizi içeriz. Ben de birkaç poz çekerim. Sonra da bir şeyler yemeye kalkarız belki. Vlogumuz böyle devam eder.
Arkadaşlar yeni paçada Aydın Pide'ye geldik şimdi de. Akşam yemeğimiz bu akşam burada yiyelim dedik. Akşam üzeri evden çıkmadan önce teyzem bir şeyler hazırlamıştı. Onları atıştırdık. Ve sonra gördüğünüz biz de Okan'la kahve, tatlı derken tekrar acıktık. Kızlarla da buluştuk. Buluşmuşken de şöyle birlikte güzel bir yemek yiyelim dedik. Buranın zaten biz her yaz geldiğinde pidesini yiyoruz ve çok seviyoruz. Şimdi ben böyle ızgara tavuk kanat söyledim. Teyzem, annem pide söyledi. Doğukan köfte. Bir tane de ortaya bir şey söyledik değil mi ablacığım? Kıymalı kaşar evet. Söyledik Doğukan'la. Böyle yiyelim dedik. Çünkü işte her buraya geldiğimizde balıktır, odur budur derken canımız böyle şeyler de istedi. Biliyorsunuz ben biraz ızgaracıyım da. İçeceklerimizi söyledik. Şimdi mis gibi keyif yapacağız artık. Böyle minik minik kedi yavruları var. Onlar da çok tatlıydı. Bize afiyet olsun artık. Selam. Tatil sonrası böyle mislenmiş bir eve gelmekten daha güzel ne olabilir ki? Arkadaşlar mutfağım, banyom, salonum, yatak odası, balkon, bahçe her yer mis gibi. Geldim bugün sabah erkenden. Mahir ile güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra getirmiş olduğum valizi boşalttım. Kumaş bir valiz götürmüştüm, bir el çantası. Onu yıkadım, makineye attım, getirmiş olduğum çamaşırları attım, kozmetik malzemelerimi yerleştirdim, takılarımı, mayolarımı falan derken sonra biraz dinlendim tabii. Güzel bir duş aldım mis gibi, şöyle saçlarımın da bakımını yaptım, topladım. Geldim hemen size açtım, akşam yemeğinde buluşalım istedim. Çok konuşmuyoruz videolarda ne zamandır, sizinle konuşmayı da özlemişim. Bu akşam ne yapıyoruz? Böyle İtalyan usulü mis gibi bir pizza yapacağım. Ben tavuk ürünleri tüketemiyorum. İşte sosistir, tavuk salamdır diye. Dana olarak tercih ettim. İşte sucuk kullanacağım, sosis kullanacağım işlenmiş gıda olarak. Mantar koyarız. Şöyle bakarız birlikte. Hamurunu birlikte açacağız. Bu kez farkı bu olacak. Normalde biz gözdelerle hep böyle bir pizza partisi veriyoruz. Onda da hamuru fırından alıyoruz. Bu sefer kendim açacağım. Mahir'e dedi ki çok acıkmadım. Sen vlog çekebilirsin. Sizinle yaptığımda biraz daha uzun oluyor çünkü. Daha güzel görüntüler yakalayabilmek için. Biraz da fırına patates atarız. Böyle işte bol bol su tüketiyorum bugünlerde. Gerçekten Mayıs'a çok sıcak. Klimasız durulmuyor. Annemle Doğukan biraz daha vakit geçirecekler. Ondan sonra buluşuruz. Annemde de bayağı bir karbon birikti. Onları almaya uğrayacağım bir ara. Sizinle açmak için heyecanlanıyorum. Saadet annemin benim için hazırlamış olduğu çok güzel masa takımları ve runner'lar var. Onları da gösteririm bu vlog yetişirse. Yetişmezse de sonraki vlogda birlikte açarız. Çünkü bu vlogu hemen yarına pazartesiye yetiştirmek istiyorum sizinle. Arkadaşlar çok güzel yorumlar bırakıyorsunuz. Biraz da artık böyle kanalımda giydiklerimi, taktıklarımı, sürdüklerimi göstermemi istiyorsunuz yorumlarda. Bu da beni mutlu ediyor. Sıcak evde hemen ev haliyle açıyorum ben sizi samimiyetinize güvenerek. Ama çok güzel kombi videoları da gelecek. Hatta bu her YouTuber'ın, her influencer'ın evinde olan o boya aynalarından da sipariş etmeyi düşünüyorum. Aslında benim yatak odası takımımın dolabı giyinme odasında. Onun da aynası uzun bir ayna. Onu da kullanabilirim. Bilmiyorum. Neyse vlogumuz kaldığı yerden devam ediyor. Hadi şimdi pizzanın malzemelerini hazırlayalım. Önce hamurunu yoğuralım. Sonra da malzemelerini doğrayalım birlikte. Tam artık akşam güneşi batarken mutfağımdaki aksesuarlarıma kadar komple yıkanmış. Ocaklarım, davlumbazlarım hepsi ovulmuş yağ çözlerle.
Mis gibi olmuş gerçekten. Şunlar takılacak sadece. Aa, siz benim buranlarımı gördünüz mü bilmiyorum. Bunu da denemek için sermiştim. Henüz ütülenmedi. Bu şekilde kullanmayacağım. Ütüleyerek kullanacağım. Ama şöyle modelini de görmenizi istiyorum. Saadet annem yaptı buranları bana. Runner da değil aslında. Daha bakın böyle çapı da büyük. Çok hoşuma gitti. Yeri keten. Bir de ütüledikten sonra görmenizi istiyorum. Şöyle mis gibi çarşafların falan her şeyim yıkanmış. Işığı açalım şimdi, birlikte hamurumuzun malzemelerini hazırlayalım. Evet, geldim şimdi. Ojelerimi çıkardım. Eldiven kullanmak istemiyorum hamur yoğururken. Tırnaklarım da bugün kesilecek. Neyse, malzemeleri göstermek istiyorum size şöyle. Bir kaşık şeker var, bir tatlı kaşığı. Bir çay kaşığı tuz var. Bir yemek kaşığı kuru maya var. Şöyle mısır unu, bunu tepsinin dibine koyacağım açtıktan sonra. 2 yemek kaşığı elma sirkesi var. Burada 2 su bardağı böyle elenmiş unum var. Açmak için de şöyle yarım bardak daha koydum. 1 bardak da su var. Kıvamlı bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. İlk önce şöyle suyu alıyorum kabağa. Sıvıları alıyorum yani. Bunu hamura atacağım sirkeyi. İlk önce bir şu mayayı aktif hale getiriyoruz. İyice çözünene kadar. Ilık su kullandım bu arada. Bu tarifi de çok sevdiğim bir arkadaşımın annesinden aldım. Onların böyle ufak bir pizzacı dükkanları vardı. Siz de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aynı dışarıda yedikleriniz gibi oluyor. Daha sonra şeker atıyorum yine. Aktif hale gelmek için mayonu. Şeker de iyice çözünsün. Tuz atıyorum. Şimdi en son kullanacağım. Yavaş yavaş. Daha sonra işte suyunu ya da ununu ekleyebilirsiniz. Ama elemenizde fayda var. O çok fark ediyor. Zaten annem benim unlarımı hep böyle eleyerek kaldırıyor. Şöyle koyalım bakalım. Başlayalım yoğurmaya. Ben sağ elimi kullandığım için rahat yapıyorum. Birkaç arkadaşım videosunu izliyorum, solak. Onlar aslında o açıdan daha güzel çıkıyor ama ben kullanamıyorum sol elimi. Şimdi şöyle güzel bir hamur tutacağız. Tepsi kadar olması yeterli bu arada. Hamurum çok güzel oldu. Gerçekten tam açılmalı kıvama geldi. Şimdi en sevdiğim bölüme geçiyoruz, iç malzemelerini hazırlamaya. Bu sırada hamurumun ağzını bir bezle ya da bir tepsiyle kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi birlikte salça sosu hazırlıyoruz. Ben mutlaka böyle biraz domates rendesi de koyuyorum içerisine. Gerçekten çok fark ediyor lezzet. Şöyle yağ koyuyorum. Şu kadar salça koyuyorum. En önemli esprisi bence fesleğen. Şöyle bayağı bir fesleğen koyuyorum. Karabiber. İsterseniz kekik de koyabilirsiniz. Kırmızı toz biber koyuyorum biraz da.
Tuz. Güzelce çırpıyoruz. Şöyle ince keselim. Güzelce kaşarlı erisin, suyunu salsın. Evet canım, iki rendem de şu an devreye giriyor. Bu ilk parti için rendeleyeceğim kaşar. Arkadaşlar, bakın, çeyiz yapanlara öneriyorum şiddetle. Mutlaka şu rendeyi ve sarımsak püresini alın. Bana dua edeceksiniz. Kullananlar da zaten biliyorlardır diye düşünüyorum. Gerçekten yani eliniz ayağınız oluyor ve çok pratik, kullanışlı. Uygun fiyatta da, fiyat performans diyemeyeceğim. Çünkü eskiden çok çok daha uygundu. IKEA'dan yapmış olduğunuz çeyiz alışverişlerinde bence şöyle yatırım gibi düşünebilirsiniz. Çünkü dolar arttıkça oradaki ürünlerin fiyatları da artıyor biliyorsunuz. Biraz da şuradan yapalım. Yani bu renkte her işinizi görebilir diyorum ya. Geçenlerde çökertme kebabı yapacaktım mesela. Eğer bu rendem olmuş olsaydı patatesleri hiç doğramakla uğraşmazdım. Öbür rendelerde alamadığım performansı alabiliyorum. Bu aralar Instagram'da da çok aktifim, görüyorsunuzdur. Oraya da çok güzel kombin reelsleri de gelecek bu aralar. Oradan da beni destekleyebilirsiniz artık. Biraz Instagram'da da ağırlık vermek istiyorum. Bakar mısınız? İri tarafını da göstermek istedim size. Evet, bir pizza için yeterli olacak tüm malzemeleri hazırladım. Şimdi dinlenmiş hamurumuzu tepsiye alalım birlikte. Fırınımı da ısıtıyorum bu arada. Ben bu emaye tepsilerimi bazen 2-3 kullanım sonrasında tabii elde yıkıyorum her seferinde de makineye de atıyorum. Gayet güzel oluyor. Unu, mısır ununu tepsiye serpiyorum. Yapışmasını önlemek için. Şimdi bakalım hamurumuzu da alalım. Son durumu ne? Şöyle iyice yayabilirsiniz. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Pufur pufur ve kocaman bir hamur olmuş. O kadar güzel açılıyor ki. Şöyle tepsiye koyarak açıyorum. İncecik bol malzememiz hamurunu açtı. Şimdi şöyle çatalla tabanına delikler açıyorum. Pizzanın her yerine. Tam böyle iki kişi için ideal boyutta oldu verdiğim ölçülere göre yaparsanız. Merak ettiğiniz bir şey olursa hamurla ilgili bu arada tariflerde de buluşabiliriz. Şimdi ben bunu çok az mahirin pizzacı bir arkadaşından da aldığı taktikte 1-2 dakika ilk önce böyle pişireceğim bu hamuru. Hemen şöyle fırına gidiyor. Fırında ısıtmıştım bu arada. Çok değil, birkaç dakika bu şekilde pişecek. Evet, böyle bir 3-5 dakika pişirdim ve geldim. Fırının ağzını kapatalım hemen. İşte biraz sıcak. Şimdi geldik en sevdiğim kısma. Mis gibi hazırlamış olduğumuz. Herkes içerisine domates rendesi koymaz bu arada. Bence mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Şöyle. Şimdi böyle resmen sevenleri buluşturma anına geldik. Şimdi ben dökeyim. O kadar
Çok az da sebzeleri üzerine tuz atıp sosu çıkardım, servislerimizi koydum. Şöyle artık pişmesini bekliyorum. Pizzamızın mis gibi kokular geliyor. Altını kontrol ettim, mis gibi olmuş aşkım. Bildiğim böyle lahmacun gibi. Ay sıcağı geliyor fırına. Of, kokulara bakar mısın? Gerçekten tam böyle fırın usulü oldu. Kürek olsa atacağım çıkayım. Şimdi hemen alıyorum tepsiyle. Of 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 of, alır biraz. Şöyle şuraya alalım. Aşkım sucuğu direkt alt kata koydum ya, sucuğun yağıyla pişmiş biliyor musun? Fırını kapatayım da sıcağı güzel olmasa. Buzlarımızı çıkaracağım içeceğin içine. Şimdi kesmek istiyorum ama. Benim güzel bıçağım nerede? Şöyle güzelce tuttum. Üçgen falan yapmama gerek var mı? Yok yok, hiç gerek. Şöyle keseyim. Ay, bu bıçak da kesmeyecek mi acaba? Ya Mari'nin aklına şu Ikea'dan aldığım pizza kesici geldi. Bugün resmen sanki Ikea sponsorluğunda pizza yapmışım gibi oldu. Ikea'ya çekmişim gibi oldu bu videoyu. Ben de bıçakla keseceğim de uğraşıyorum. Ay aşkım, aklına bin yaşa ya. Mis gibi kesti işte. Beyin bedava gerçekten. Neyse, ben şimdi buz falan çıkarayım. Arkadaşlar şöyle şu hamura bir bakar mısınız? Mis mis mis. Ben evde yapılan her şeyin gözünü seveyim ya. Kendi damak tadınıza göre malzemesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Yeter ki vakit olsun da yapalım. Neyse, bize artık afiyet olsun, bu güzel anın tadını çıkaralım. Bulaşık makinem çalışıyor. Türk kahvelerim de pişmek üzereyken ben de sizi artık kapatmak istiyorum. Bugün bu videoyu burada kapatalım. Yarın günle birlikte çok güzel bir videomuz başlasın inşallah. Sizleri çok seviyorum. Gün be gün desteğinizi daha da hissediyorum. Hem YouTube'da hem Instagram'da. Buraya kadar birlikte geldik bence. Ve çok da güzel, samimi bir aile olduk. Gün geçtikçe de çok daha güzel yerlere gelebileceğimize inanıyorum ben birlikte. Lütfen videolarımdan yorumlarınızı eksik etmeyin. Özellikle bazı arkadaşlarımdan Instagram'dan şöyle geri bildirim alıyorum. Ezgi'cim, YouTube'da her videonu izliyorum. Ezgi'cim, seni çok seviyorum ama işte ilk defa buradan yazıyorum diye. Lütfen yazın. Ben eminim ki bugüne kadar bana yazan hiçbir arkadaşıma gördüğüm müddetçe geri dönüş yapmamazlık yapmadım. Çünkü sizlerin geri dönüşleri ve değerli geri bildirimleri benim için çok önemli. Ben istiyorum ki bu kanal hepimizin kanalı olsun. Birlikte güzel yerlere gelelim. Neyse, bu videomuzu da artık burada kapatalım. Kahvenin sesini de duydum. Yarın yepyeni ve çok güzel bir vlog başlatacağım. Aldıklarımı inceleriz birlikte, güzel bir kahvaltı hazırlarız. Şimdilik kafamda bunlar var. Gün neler getirir belli olmaz. Umarım hepimize çok güzel şeyler getirir. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda da görüşmek için ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de bildirim butonunu açmışsınızdır. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.